Sinebeş ekranlarından herkese merhabalar efendim. Gönül sohbetleriyle karşınızdayız. Bugün programımızın akışını sizlerden gelen sorular üzerine belirledik. Gönül sohbetleri @sinebeş.com.tr mail adresimizden bizlere her zaman olduğu gibi ulaşabiliyorsunuz. Hocamıza iletmek istediğiniz sualleriniz varsa eğer maillerinizi 7 gün 24 saat gönderebiliyorsunuz. Sevgili hocam, iyi akşamlar. Nasılsınız? Hayırlı akşamlar efendim. Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Hem şahsım adına hem sizin adınıza izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel sorular geliyor. Biriktikçe de böyle programımızın akışını sorularımız üzerine hazırlıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden hemen sorularımıza geçmek isterim. Bir hayli fazla sorumuz var. Bir izleyicimiz demiş ki hocam, normal zamanlara göre Ramazan ayında içki içmek daha mı günahtır? Efendim, bazı zamanlar, bazı mekanlar, bazı insanlar benzerlerinden çok daha kıymetlidir. Mesela bazı mekanlar var. Kabe-i Muazzama ve etrafındaki Mescid-i Haram sahası, Mescid-i Nebevi, efendim Mescid-i Aksa, bunlar emsalinden çok daha kıymetli. Keza bazı insanlar akranından daha muhterem. Ramazan ayında işlenen ibadetlere, yapılan amellere kat kat fazlasıyla sevap veriliyor. Hı hı. 10 mislinden 700 misline kadar sevap veriliyor. Keza Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz 100 bin namazdan eftal oluyor. Daha kıymetli. Evet. Mescid-i Nebevi'de kılınan bir namaz bir namazdan daha faziletli, daha kıymetli, değerli oluyor. Buralarda işlenen günahlarda kat kat fazla ceza gerektiriyor. Ramazan ayı gündüzünün bereketi ayrı, gecesinin bereketi ayrı olan, hı hı, ayların sultanı olan çok şerefli bir ay. Sultan-ı Şuhur diye anılır. Nasıl o ayda yapılan iyiliklere kat kat efendim fazlasıyla sevap veriliyorsa, ecir veriliyorsa, işlenen kötülüklere de fazlasıyla günah takdir ediliyor. En azından o bakımdan saygıdır değil mi hocam? Elbette efendim. Yani ayın mübarekliğine saygıdır. Elbette efendim. Yani ayın hürmetini hetketme diye bir tabir vardır. Hı hı. Onun hürmetini hiçe sayma diye bir tabir var. Onun için Ramazan ayında her zamankinden daha çok günahlardan kaçınmalı, masiyetlerden sakınmalı, büyük veya küçük herhangi bir günah işlememeye dikkat etmeli efendim. Bu aynı zamanda o aya saygıdan ileri geliyor. Evet. Bir izleyicimiz demiş ki hocam, namaz esnasında göz secdeden dışarı kayarsa namaz bozulur mu? Efendim, namaz esnasında gözün nerelere bakacağını önce biz bir anlatalım. Kıyamdayken secde mahalline bakacağız. Hı hı. Rükudayken ayaklarımızın ucuna bakacağız. Secdedeyken secde ettiğimiz yere bakacağız. Rükû eğildiğimizde. Rükû eğildiğimizde, hı hı, secde yere yattığımızda. Hı hı. Kadedeyken oturduğumuzda da uyluklarımıza bakacağız. Bir Müslümanın, namaz kılan bir Müslümanın namazda iken gözünü sağa sola çevirmesi mekruhtur. Namazın sevabını azaltır. Ama gözü sağa sola kaysa namaz bozulmaz. Bozulmaz. Ancak vücudu kıbleden dönerse, hı hı, ve bir rükün eda edecek kadar, mesela diyelim Fatiha-i Şerife'yi okuyacak kadar göğsü kıbleden çevrilmiş olsa bu namaz bozulur. Dolayısıyla gözümüzü kıyamdayken secde mahalline, rükudayken ayaklarımıza, kadedeyken uyluklarımıza, secdedeyken de secde mahalline, secde ettiğimiz yere çevirmeliyiz. Hı hı. Sağa sola bakmamalıyız. Bakılırsa mekruh olur. İbadetin sevabı azalır ama namaz bozulmaz. Benim bir arkadaşım vardı hocam. Namaz öğreten kitaplar var ya, böyle küçük kitaplar. Evet. İşte o vakit namaz hocası falan, evet, denilir. Evet. Namazın kaç rekat olduğu, kaç sünnet, kaç farz olduğu, işte
hangi duaların hani okunacağı sırayla, hani rükûsu, secdesi hepsi sırayla yazar böyle renkli renkli de kolay anlaşılır bir şekilde. Namazı yeni öğrenen bir arkadaşım secdenin en ucuna o kitabı koyar, bakarak kılardı. Bir arkadaşı demiş ki ona, kabul olmaz kitaba baktın. Ben de hani sen öğrenmeye çalışıyorsun, hani çok aşırı din bilgim olduğu için değil ama hani... Hani öğrenmeye çalışıyorsun, Allah kabul eden, hani gözün secdede olmasa da kitapta olsa da hani kabul olur demiştim. Yok. Olmaz yani, mı? Yani bir bakıyor hani kaç rekat, hangi dua yok, hani göz ucuyla oraya bakıyor. Yazılı bir metinden. Yanlış mı söylemişim? Namazda iken okumak caiz değil. Öyle mi? Yani okumadan evvel. Duayı okumuyor, hangi duayı okuyacağına bakıyor mesela. Evet, şimdi bakın. Öyle mi, yanlış namaza, mı yönlendirdim tabii, ben? Namaza durmadan evvel. Hı hı. Mesela o namaz hocasını, namaz kitabını eline alıp sabah namazının sünneti 2 rekat, evet, farzı 2 rekat. Evet. Öğle namazının ilk sünneti 4 rekat, farzı 4 rekat, son sünneti 2 rekat. İkindinin sünneti 4 rekat, farzı 4 rekat. Akşamın farzı 3 rekat, sünneti 2 rekat. Yatsının ilk sünneti 4 rekat, farzı 4 rekat, son sünneti 2 rekat, vitirde 3 rekat diye, hı hı, kitaba önceden bakmalı. Diyelim ki sabah namazının sünnetine duracak, değil mi efendim? Evet. Kitabı alır, böyle bakar ona. Hı hı. Birinci rekatta Fatiha ve ondan sonra Kevser suresi okunacak. Hı hı. İkinci rekatta yine Fatiha, hı hı, ve İhlas suresi okunacak. Onu zihninde tutar, kitabı kenara koyar, evet, namazını kılar efendim. Hı. Farza duracağı zaman yine alır, bakar efendim, oradan okur. Ondan sonra tekrar o şekilde namazını ben kılar. Ben şey demiştim, bence kitaba kabul bakarak. Olur, bence kabul olur demiştim. Ya gerçekten olur mu dedi. Efendim o şekilde sahih olmuyor. Olmuyor efendim. Mu? Ondan iade edilmesi lazım geliyor efendim. Peki ne diyeyim o zaman şimdi, bir şey diyemedim. Ben bence kabul olur demiştim. Hocamız olmaz dedi. Efendim biz de kitaplardaki naklediyoruz. Malum, evet. Din akli değil naklidir. Akli değil naklidir. Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz buyuruyor ki, hı hı, din eğer nakli değil de akli olsaydı her kafadan bir ses çıkardı o zaman. Ben derdim ki buyuruyor, mestin üzerine değil altına meshedilmelidir. Çünkü yere basan, kirlenen taraf altı. Ama biz mestin üzerine meshediyoruz. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz öyle yapmıştır, öyle yapılmasını emretmiştir efendim. Hmm. Bir izleyicimiz demiş ki hocam, besmele çekmenin hükmü nedir? Efendim besmele çekmek, mesela namazda besmelenin hükmü var. Bir işe başlarken. Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken çekilir. Hükmü var. Genel olarak, hı hı, besmele çekmek sünnettir. Hadis-i şerifte kullu emrin zibalin lem yübde bi bismillahirrahmanirrahim feve ebter. Diğer bir rivayette akta, başka bir rivayette eczen buyuruluyor. Besmele ile başlamayan her mühim iş, hı hı, güdüktür, bereketsizdir, sonu gelmez. Efendim, besmelede ne var? Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum diyoruz. Hocam şey de derler. Bazen bize yazılar gelir. Der ki, YÖK Başkanı adına, Başkan Yardımcısı, Vali adına, hı hı, Rektör adına, Başbakan adına, Bakan adına. Bakın, bir üst makamdaki zatın namına, hı hı, deyince değer kazanıyor. Biz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz diyoruz. Allah-u Teala derler, da o işte bereket yaratıyor. Besmele çekerek yemek yemeye başla da karnın doysun derler değil mi? Evet, mesela evet, bir kişi yer doymaz. Besmelesiz mi başladın yemeği, evet, derler. Besmelesiz yemek yenildiğinde şeytan ortak olur derler. Bu arada ben bir menkıbe anlatayım. Buyurun hocam. Güzel de bir menkıbe. Efendim bir hanım varmış. Çok dindarmış. Hı hı. Her fırsatta besmele çekermiş. Kocası da yahu hanım, yani bu kadar da böyle aşırı besmele çekmek olmaz dermiş. Günün birinde bir keseye bir miktar para koymuş. Hanım şu parayı al, bir yere sakla. Lazım olunca ben senden isterim demiş. Hı hı. Kadıncağız
Bismillahirrahmanirrahim deyip kocasından almış. Bismillahirrahmanirrahim deyip cebindeki anahtarı çıkarmış. Bismillahirrahmanirrahim deyip dolabı açmış. Bismillahirrahmanirrahim deyip torbayı, keseyi oraya koymuş. Bismillahirrahmanirrahim deyip dolabı kapatmış. Kocası ben sana gösteririm o besmeleleri diyormuş içinden. Allah Allah. Gece hanım uyuyunca kocası kalkmış. Onun cebinden anahtarı almış. Efendim gitmiş dolabı açmış. Keseyi almış. Bahçedeki kendi evlerinin avlusundaki bahçesindeki kuyuya atmış. Ertesi gün hanım demiş o para lazım oldu getirir misin demiş. Hı hı. Kadın hiçbir şeyden haberi yok ya. Yine Bismillahirrahmanirrahim deyip elini besmeleyle cebine atmış. Bismillahirrahmanirrahim deyip dolabı açmış. Bismillahirrahmanirrahim deyip keseyi aldığında bir de bakmış ki kese ıslak. Ah efendi vallahi ben bundan bir şey anlayamadım. Ben bu keseyi buraya koyduğumda kuru idi. Bu ıslaklık nereden geldi deyince adam tabii mosmor olmuş. Hatun demiş getir getir getir. Onu sen anlayamazsın ama onu ben anlarım demiş. Allah-u Teala dilerse meleklerine o keseyi kuyudan çıkartır, getirir, yerine koydur efendim. Allah-u Teala'nın Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle işe başlıyorum deyince o besmelenin bereketini görmüştür. Onun için her hayırlı işe besmele çekilerek başlamak sünnettir. Allah'ın adıyla evet. Sünnettir efendim. Bu arada ben yani izleyicilerimizin sormadığı ama bu münasebetle açıklanmasında fayda gördüğüm bir hususu belirteyim. Buyurun hocam. Haram li aynihi denilen içki gibi, domuz eti gibi bizatihi haram olan herhangi bir şeye birisi besmele çekse imanı gider kafir olur buyuruluyor. Mesela domuz etini yemeye niyetlendiğinde. Evet besmele çeken imanını kaybeder deniyor. Çünkü onun haramlığını kabul etmemiş helal telakki etmiş oluyor. Keza içki içerken efendim alkollü içki bizatihi haramdır. Ama bir koyun etini çalmış. Koyunu çalmış. Tamam. Kesmiş. Koyun etini yiyecek. Koyun etinin kendisi haram değildir. Buna haram li gayrihi derler. Başka bir sebepten dolayı haram derler. Haram li gayrihi olan bir şey için besmele çekse çaldı. Kafir olmaz. O hırsızlıktan dolayı o haram olmuştur. Koyun etinin kendisi helaldir. Ama şarap ve domuz eti bizatihi besmele çekip li aynihi haram olduğundan onlara besmele çekmek küfürdür diye fıkıh kitaplarında İslam alimlerinin eserlerinde yazıldır. Efendim. Aynı şey altın için de geçerli mi? Mesela bir erkek besmele çekip altın bir yüzük taksa da aynı şey oluyor mu? Yok. Orada farklı bir durum var efendim. O yemeğe içmeye başlarken yemekle alakalı. Evet efendim imanını kaybediyor. Başka bir soruya geçeyim. Bu da namazla alakalı hocam. İzleyicimiz demiş ki namaz kılan kişinin önünden geçmek günah mıdır? Efendim bir camide Cami-i Kebir deniyor. Ona 20 metre ebadındaki bir camide birisi gelmiş ortaya durmuş. Alameley nas durmuş. Ön taraftan geçilmesi lazım. O günah olmaz. Ama küçük mecbur. Evet. Küçük bir camide başka bir yerden de geçme imkanı var. Buna rağmen geliyor namaz kılanın ayağıyla secde mahalli arasından geçiyor. Diyelim ayağı şurada. Secde mahalli de burada. Tam bu aradan geçerse bu günah olur. Secdesinin üzerinden geçtiğinde mi? Yok. Yani ayağı ile secde yeri arasındaki bu kısımdan geçerse, seccade miktarı yerden geçerse günah olur buyuruyor. Ama önden geçse... Seccadenin önünden. Evet. Başka bir imkan yoksa, geçmek mecburiyetinde ise, önden geçse caiz olur. Büyük camilerde durum böyledir.
küçük camilerde o seccadeden de geçmemeli, daha ileriden, önünden de geçmemeli. Evde nasıl olur? Evde de yine bu ayağıyla şey mahalli, seccadenin, mahalli. Seccadenin bitimine kadar olan yerden bahsediyoruz evet efendim, değil mi? Oradan geçmemeli efendim. Geçilmiyor. Seccadenin geçilmesi, önünde, bitim yerinden peki? Evet. Geçmek mekruhtur. Hatta namaz kılan bir kişi birisi geçmek istediğinde eliyle ona mani olabilir diye fıkıh kitaplarında öyle mi? Vardı. Evet. Sağ elini böyle kaldırıp eliyle böyle tutsa, engel olsa caizdir buyuruluyor. Bu şunun içindir. O onun namazda olduğunu bilmiyor. Geçmek istiyor. Namazdayım elini demek kaldırınca, bu değil mi? Uyarmak. Ben namazdayım diye onu ikaz etmiş, uyarmış oluyor efendim. Başka bir sorumuza geçeyim hocam. Köpek olan eve melek girmez deniyor. Ama aynı şey kedi için söylenmiyor. Evet efendim. Kedi ile köpeği dinimizde ayıran nedir? Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç şey zikretmişlerdir. Rahmet meleklerinin eve girmemesi için üç sebep vardır buyuruyor. Bir, köpek bulunan odaya. İki, cünüp insanın bulunduğu eve. Üç, canlı resminin bulunduğu odaya, eve rahmet melekleri girmez buyuruluyor. Bakın dinimizde böyle manzara, peyzaj, efendim ağaç, bina, cami, tarihi eserlerin asılmasında hiç mahsur yoktur. Ama canlı resmi, ister insan resmi olsun, ister hayvan resmi olsun, onların asılması, hürmet mevkiinde bulunması mekruh görülmüştür. Evde... Sevgili Peygamberimiz gelmişler bir gün saadet hanelerine. Ayşe validemizin odasında, perdede resimler görmüşler. Ya Ayşe nedir bu? İndir onu buyurmuşlar. Ayşe validemiz onu indirmiş, minder yapmış, peygamberimizin altına koymuş, Efendimiz onun üzerine oturmuş. Hürmet mevkiinde olmaması lazım. Bu bir. Yukarıda ikincisi, olmayacak. Evet, ikincisi gusletmesi gereken bir insanın bulduğu ilk fırsatta yıkanması, boy abdesti alması tavsiye ediliyor. Namaz vaktinin çıkması yaklaşmış ise yıkanması farz olur. Hemen yıkanıp o namazı kurtarması lazım gelir. Eğer bir namaz vakti çıkarsa, o cünüp iken bir namaz vakti çıkarsa haram işlemiş olur, büyük günah işlemiş olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kediyi zikrederken tavvafuna aleykum, onlar etrafınızda dolaşan mahluklardır, temizdirler buyuruyor. O zaman ama kedi köpeğe göre daha temiz gözüküyor. Tabii efendim. Kedi temiz. Köpek necis bir hayvandır. Köpeğin üç maksatla beslenmesi caizdir. Bir, efendim çoban köpeği olarak. Bakın sürüleri, o köpekler kahramanca, değil mi, kurtlardan korurlar. İki, efendim evi meskun mahalden uzak, oraya hırsız gelebilir, girebilir. Efendim kendilerinin korunması için, güvenlik amacıyla, güvenlik amacıyla bir köpek tutup orada kulübede beslemeleri caizdir. Üçüncüsü av için, buna el kelbül muallem derler fıkıh kitaplarında, talimli köpek. Onun da bahçede, kulübede beslenmesinde dinen mahsur yoktur. Burada yasak olan, Gülçin Hanım, yasak olan köpeğin insanların yaşadığı odaya çıkarılmasıdır. O odada bulundurulmasıdır. Köpeklerden çeşitli mikroplar, çeşitli hastalıklar insanlara ulaşabilmektedir. Köpek konusunu yine konuşmuştuk. Dinimizde besleyenler için hani evlat çok, gibi olabiliyor. Evet, dinimizde sağlığa çok önem verilmektedir. O hayvanlardan çeşitli hastalıklar gelebiliyor. Hani bakımlarını yaptırabiliyorlar, çok değer veriliyor. Hani evet.
evcil hayvan beslemeyen çok anlayamaz diyor benim arkadaşlarım. Hepsinde bir kedi doğrudur, köpek var. Şöyle doğrudur bir şey demiştiniz, yanılmıyorum herhalde. Evinde köpek besleyen ne yapmalı diye sormuştum ben size. Siz de namaz kılınan odaya bari girmesin demiştiniz. Yanılıyor muyum? Efendim işte aşağıda bir kulübe tutmalı, oraya koymalı. Bahçesi köpeği, yoksa hocam? Köpeği böyle bulundukları odaya sokmamalı efendim. En azından namaz kılınan odaya diyelim hiç olmazsa, değil mi? Hiç olmazsa öyle diyelim. Efendim. Hiç olmazsa öyle diyelim. Hayvanseverleri de kızdırmayalım. Çünkü evet evlat gibi oluyor belli bir aşamadan sonra çok bağlanılıyor. Başka bir sorumuza geçeyim hocam. 28 yaşında Müslüman bir gencim. İncil'i ve Tevrat'ı okumak istiyorum. Kendi dinime saygısızlık etmiş olur muyum? Efendim şimdi batılı ilim adamları da ifade ediyorlar. Pek çok kaynakta da yazılı. Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de asli hüviyetiyle elimizde mevcut değil. Hı hı. İndikleri dillerle elimizde mevcut değil. Tercümeler var ve bunlar da değiştirilmiştir. Yani tahrif edilmiştir. Aslında sadık değil Allah-u yani. Allah-u Teala'nın gönderdiği İncil, tek İncil olmasına rağmen İsa Aleyhisselam'a gelen İncil, tek İncil olmasına rağmen bugün elimizde Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncil'leri var. Hatta İznik Konsili'nde yüzlerce İncil arasından bu dört tanesi seçilmiştir. Diğer İncil'ler apokrif addedilmiştir. Ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Din İşleri Yüksek Kurulu raportörü iken İçişleri Bakanlığı müfettişlerinden, mülkiye müfettişlerinden bir zat ile Ankara'nın ilçelerinden birisinde kaymakamlık yapan bir zat Barnaba İncil'i diye bir İncil'in tercümesini Diyanet İşleri Başkanlığı'na sunmuşlardı. Onlar bu Barnaba İncil'inin Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında basılmasını istiyorlardı. Biz inceledik. Orada Allah-u Teala'nın birliğini ifade eden cümleler vardı. Sevgili Peygamberimizin geleceğini müjdeleyen efendim ifadeler vardı. Hı hı. Paraklit veya paraklitos. Bu Arapçadaki Ahmet kelimesinin, Muhammed kelimesinin karşılığıdır. Hı hı. Ondan dolayı Peygamberimizin müjdelenmesinden ve Allah-u Teala'nın efendim birlenmesinden, tevhidinden dolayı Barnaba İncil'i de gayri kanuni, apokrif, uydurma, mevzu kabul edilmiştir. Hı hı. İşte bugün İncil'lerde Allah-u Teala'ya ait, İsa Aleyhisselam'a ait ifadeler bulunabilir. Ancak hangisinin insan sözü, hangisinin Allah-u Teala'nın kelamı olduğunu tespit etmek mümkün değil. Gerçeği yansıtmıyor. Bu bakımdan, evet, belki bu bakımdan, evet ama okumak istemek. Kur'an-ı Kerim'e uyan hükümler varsa onlar ilahi efendim hükümler olabilir. Bilgi edinmek bakımından Tevrat'ı da okusa, İncil'i de okusa. Merak ediyor kişi. Hatta Marx'ın Kapital'ini de okusa, başka efendim kitapları da okusa olabilir tabii ama... Ama kendi dinine saygısızlık olmuyor yani, olmaz değil mi hocam? Ama İslam alimleri buyuruyorlar ki çok kitap okumak marifet değil, iyi kitapları çok okumak marifettir. Daha lüzumlu, daha faydalı kitapları okumasını biz tavsiye ederiz değerli izleyicimize efendim. Bir izleyicimiz mehirin önemini sormuş hocam. Evet, mehir erkeğin hanımdan istifadesine mukabil Allah-u Teala'nın hanımlara atandığı bir haktır. Mehri muaccel ve mehri müeccel diye ikiye ayrılır. Muaccel denen nişan, düğün esnasında hanıma verilenler olabilir. Müeccel ise erkeğin nikah akdi esnasında ödemeyi kabul ettiği meblağ olup, mesela diyelim ki nikah kıyılırken 11 reşat altını lira istiyorum dedi hanım. Erkek de ben de kabul ettim dedi. Kadın istediği miktarı söyleyebiliyor mu orada? Söyleyebilir.
pazarlık yapmak da sünnettir orada. Öyle mi? Kadın veya vekili söyler bunu. Genellikle hanımın babası, kardeşi falan böyle vekil oluyor efendim. İstiyor. Erkek pazarlık yapıyor. Bir rakamda anlaşıyorlar. Diyelim ki 11 Reşat Altun'u lira üzerinde anlaştılar. Bunu erkek ömür boyu ödeyebilir. Adı üstünde mehri müeccel, tecilli, tehirli mehir. Erkek hanımını memnun etse, hanım dese ki sildim ben onu. Mehrimi sana hibe ettim dese, hediye ettim, bağışladım dese. Olur mu? Olur. Bir şey de ödemesi lazım gelmez. O anda ödemesi gerekmiyor yani. O anda ödemesi gerekmiyor. Fakat hanımı boşayacak olursa defaten ödemesi farz olur. Acilen bir defada ödemesi, mehri müecceli ödemesi farz olur. Fıkıh kitaplarında böyle yazılı. Ama boşanmış değiller. Aile yuvası devam ediyor. Aile hayatı devam ediyor. Erkek hanımdan memnun. Hanım erkekten memnun. Peyderpey öder. Her sene birer altın ödese. Peki. Bunu 11 senede ödese hiç mahsur yok. Erkek kadını kızdırdığı zaman kadın ver benim mehrimi diyebiliyor mu? Öyle zorlama yapabiliyor mu? Yok efendim. Yok. Yok efendim. Hemen başka bir soruya geçiyorum hocam. Dinimiz akraba evliliklerine nasıl bakıyor? Efendim, İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh, dayı kızı, amca kızı, hala kızı, teyze kızı ile evlenmek tenzihen mekruhtur buyuruyor. Akraba evliliklerinde kesin olmamakla birlikte bazen çocukların sakat doğumu meydana gelebiliyor. Evet. O bakımdan genellikle akraba olmayan insanlardan alınıyor. Ama kız oğlanı, oğlan kızı sevmiş. Bunlar da teyze çocukları diyelim. Veya dayı hala çocukları. Evlenmeleri caiz olur efendim. Sadece tenzihi mekruh. Tenzihi mekruh demek helale yakın olan mekruh demek. Olmaması tavsiye edilir. Ama ihtiyaç olduğunda evlenmek caizdir. Ama bir de kesinlikle nikahı haram olan kişiler var. Onları söyleyelim hocam. Onlar 18 madde olarak sayılıyor. Efendim kızıyla, kız kardeşiyle, annesiyle, kardeşiyle, kayınvalidesiyle, hanımı nikah altındayken hanımının kız kardeşiyle, baldızıyla, efendim hanımının teyzesiyle, halasıyla evlenmek haramdır. Süt kardeşiyle evlenmek haramdır. Süt annesiyle evlenmek haramdır. Süt kızıyla evlenmek haramdır. 18 madde. Evet. Bir kısmı nesepten, bir kısmı sütten. Bakın hadis-i şerifte yahrumu minel radaati kema yahrumu minel nesep. Nesepten haram olduğu gibi sütten de haram olur kaydı var. Bir başka soruya geçeyim hocam. Boşanılan eşten alınan tazminat parası haram mıdır? Efendim erkek dinen kendi çocuklarına tazminat öder. Ama hanımın fıkha göre tazminat alma hakkı yoktur. Erkek hanımını boşadığında mehrini ödemekle mükelleftir. O mehri ödemesi farzdır efendim. Ödemediği takdirde günahkar olur. Ama kendi çocuklarına hanımla ayrıldığında artık yabancı insanlar olmuşlardır. Erkeğin hanımına fıkha göre nafaka ödemesi gerekmez. Ama çocuklarına nafaka ödemesi gerekir efendim. Nafaka alıyorsa o da mı haram para oluyor yani? Evet efendim. Yani fıkıhta öyle geçiyor. O bakımdan. Çünkü milyon dolarlık böyle maddi manevi tazminat davaları açılıyor ya. Özellikle evet. Erkeğin durumu iyiyse kadın dinen, çok büyük meblalar dinen aslında onlar yok efendim. Dinen yok. Onun için bunun fıkhi hükümlerini bilen insanlar şöyle yapıyorlar. Hanım diyor ki gel medeni surette ayrılalım. Ben
tazminat talep etmiyorum. Ama sen çocuklarına nafaka ödemek mecburiyetindesin. O nafakayı biraz yüklü tutturalım. Yani o çocukların nafakasından biz de istifade edelim diyebiliyorlar. Ama yani bunları bilenler, bu fıkıh hükümleri bilenler böyle yapıyorlar. Ama zaten eşler ayrılsa bile babanın evlatlarına bakma yükümlülüğü halen devam eder. Tabii efendim. Başka bir sorumuza geçeyim hocam, izleyicilerimizden gelen. Kabristana giderken kadınların bazı uzuvlarını 7 kat örtmeleri gerekir diye bir şey duydum. Böyle bir şey var mıdır? Efendim 7 kat örtülmesi şartı yok. Önemli olan uzuvları göstermemek. Hı hı. Belli olmayacak şekilde. Yani belli olacak uzuvlar belli olacak şekilde elbisenin dar olması da uygun değil. Hı hı. Altını gösterecek şekilde şeffaf olması da uygun değil. Hı hı. Altını göstermeyecek şekilde bolca bir kat elbise giyse caiz olur. Onun 7 kat olması şart değil efendim. Şart değil, kapansın yeter. Bazı kişiler kandil kutlamalarının hurafe olduğunu, dini bir dayanağının olmadığını söylerler. Kandiller hurafe midir? O söz yanlış efendim. Bakın bazı gecelerin mübarekliği Kur'an-ı Kerim'de zikrolunur. Estağfirullah. Leyletül kadri hayrun min elfi şehir buyuruluyor. Kadir gecesi 1000 aydan hayırlıdır. Yine İsra suresinin başında Estağfirullah. Sübhanellezi esra bi abdihi leyle minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriye min ayatina innehu esemi'ul basir diye İsra ve Miraç gecesi zikrolunur. Yine Duhan suresinin başında Estağfirullah. Hamim vel kitabil mubin. İnna enzelna fi leyletin mübareketin. İnna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu emrin hakim. Emran min indina. İnna kunna mursilin. Burada da Berat gecesi zikrolunmaktadır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o gecelerde yaptıkları ibadetler, dualar var. Hatta Berat gecesinde mübarek ayakları şişinceye kadar ibadet etmişler. Hı. Ayşe validemiz gelmiş. Ya Resulallah. Allah-u Teala sizin geçmişte günah işlemenize mani olmuştur. İsmet sıfatınız var. Gelecekte de herhangi bir günah işlemeyeceksiniz. Buna rağmen kendinizi niçin böyle yıpratırcasına ibadet ediyorsunuz deyince Peygamberimizin verdiği çok manidar bir cevap var. Gülşah Hanım. Efela ekunu abden şekura. Ya Ayşe, ben şükreden bir kul olmayayım mı buyuruyor. Oo. Ne demişler? Bir fincan acı kahvenin 40 yıl hatırı sayılır demişler. Bizi insan olarak yaratan, akıl gibi bir nimet veren, gözler, kulaklar, dil, eller, ayaklar gibi uzuvlar bahşeden her biri dünyalar, alemler değerindedir. Kalp, böbrekler, akciğer, karaciğer hangi birisini sayalım efendim? Çocuklar veriyor, torunlar veriyor, eşler veriyor. Türkiye gibi çok güzel bir ülkede Cenab-ı Hak bizleri halk etmiş. Müslüman anne babalardan dünyaya getirmiş. İslamiyet'in yüceliğini, yüksekliğini idrak edenlerden eylemiş. Bu kadar nimete gerçekten şükretmek gerekir. Yine sevgili Peygamberimizin Kadir gecesinde Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fafu anni duasını yaptığı hadis-i şerif kitaplarında yazılıdır. Ey Allah'ım sen affı seversin, beni de affediver. Ayrıca Mevlid gecelerinde sevgili Peygamberimiz eshab-ı kiramı toplar, onlara ziyafet verir. Evet. Ve doğumunda meydana gelen hadiseleri anlatırdı. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz hilafeti zamanında o da böyle yapmıştır. Eshab-ı kirama ziyafet vermiş. Peygamberimizin doğumu zamanında meydana gelen olağanüstü halleri anlatmıştır. 14 asırdan bu yana bunlar kutlana gelmektedir. Bunlara değer verilmektedir. Şimdi bazılarının çıkıp da 365 gün veya 365 gece bir tarağın dişleri gibi eşittir. Bunların
bazısını diğerinden üstün görmeye lüzum yok demeleri cahilliktir. Evet. Çünkü Kadir Suresi Cellesi'ndeki o Estağfirullah Leyletül Kadri hayrun min elfi şer ayet-i kerimesini biz mi söylüyoruz efendim? Cenab-ı Hak bunu ifade buyuruyor. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Gülşah Hanım ya ne demek bin ay? Peygamberimizin doğduğu gece nasıl hayırlı olmaz? Evet, Kur'an-ı Kerim'in indiği gece nasıl evet, hayırlı olmaz? 83 sene eder takriben bin ay değil mi efendim? Tabii. Bir gece bin aydan hayırlı ise o gecelere değer vermek elbette aklı başında olan insanların vazifesidir. Mübarek geceleri çekinmeden kutlasınlar. Evet. Bid'at değildir. Bilakis bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün büyüklerin kutladıkları mübarek gecelerdir. O geceleri ihya etmeli. Yani bolca tevbe istiğfar etmeli. Kur'an-ı Kerim okumalı. Kaza namazları kılmalı. Tesbih, tahmid, tekbir, tehlil ile meşgul olmalı. Ayrıca tazarru, münacaat, niyazda bulunmalı. Kendisi için, ailesi için, ölüler için, diriler için, Türk alemi için, İslam alemi için, güzel ülkemiz için, devletimiz için, aziz vatanımız için, hatta bütün insanlık için dualar yapmalı. Değil mi? Bu fırsatları kaçırmamalıdır. Kesinlikle. Bakın bazı şeyler vardır, fuarlar vardır. Bilirsiniz değil mi efendim? Eğer o fuarlarda bazı insanlar stand kiralayıp gelen müşterilerle irtibat kurarsa karlı çıkar. Evet. Ama o fuarda yerini yapmış almayan insan havalıdır efendim. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh bazı zaman dilimleri vardır. Bunlar hayır mevsimleridir. O mevsimleri kaçırmamalı, hayırla değerlendirmelidir buyuruyor efendim. Güzel bir benzetme yaptınız hocam. Hocam şöyle bir soru var. Kadın kadına mevlüt okunur mu diye bir tabii soru var. Mahsuru yok. Yani okunmaz mahsuru diye bir tabii şey mi duydu acaba yok izleyicimiz? Efendim. Mahsuru yok efendim. Onu, kadınların kendi aralarında mevlüt okumalarında mahsur yoktur. Yok efendim. Ama karma karışık vaziyette olmamalı efendim. Şimdi mevlütle alakalı şöyle başka bir soru var. Yılbaşı gecesi toplanıp mevlüt okumak uygun mu? Uygun değil efendim. Şunun için uygun değil. O geceye değer verilmiş olur böylece. Yani Noel gecesine Hristiyanların değer verdikleri bir geceye Müslüman özel bir mana kazandırmış oluyor. Mevlüt okuyacaksa başka bir zamanda okusun efendim. Niye yani yılbaşı gecesini tercih etsin ki? 31 Aralık'ı bir ocağa bağlayan gecenin ne özelliği var ki mevlüt okutulacak değil mi efendim? O gece okunmasın. Evet efendim yani Regaib kandilinde okusun, Miraç kandilinde okusun, Berat gecesinde okusun, Peygamberimizin dünyayı şereflendirdikleri gece okusun, 1 Muharrem gecesinde, 10 Muharrem gecesinde okusun, Kadir gecesinde okusun ama miladi yılbaşını tercih etmemelidir. O gün her zaman yaptığı işler neyse normal işleri yapmalıdır efendim. Özel bir gece gibi davranmalı. Evet efendim. Evet, onu konuşmuştuk zaten. Ona özel bir mana vermemelidir. Bir başka sorumuz izleyicilerimizden gelen hocam. İkindi namazını terk eden kimsenin işlediği amelleri boşa gider diye bir hadis var mıdır? Yok. Öyle bir hadis-i şerif yoktur. Ama meşru bir mazeret olmadan herhangi bir namazı terk etmenin kebairden olduğu, büyük günahlardan olduğu hadis-i şeriflerde de fıkıh kitaplarında da yazılı. Hı hı. Bunun cezayı gerektirdiği belirtiliyor. O bakımdan derhal tevbe istiğfar edip kaza edilmesi lazımdır. Edası farz olan ibadetlerin kazası da farzdır. Edası vacip olan ibadetlerin kazası da vaciptir. Burada ikindi namazının özellikle zikredilmesi Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah hafizu ala salavati ve salatil vüsta وَقُومُ لِلّٰهِ قَانِتِينَ buyurulmasından kaynaklanabilir. Namazları ve orta namazını muhafaza ediniz. Hmm. Orta namazının ikindi namazı olduğunu sevgili peygamberimiz ifade buyurmuşlardır. Çünkü öncesinde sabah ve öğle namazları, akşam yatsı, sonrasında akşam ve yatsı namazları var. Hı hı. İkindi namazı günün önemli bir zaman diliminde kılınan bir namaz. Hı hı.
işlerin iyice kızıştığı, evet, ticaret yapanların tam böyle telaşlı oldukları bir an, evet, evet, devlet memurlarının mesai bitmesi yakın, tam telaşlı oldukları bir an, evet, öyle bir anda Allah-u Teala'yı hatırlamak, ikindi namazını kılmak çok mühimdir. Sabah da çok önemli değil mi hocam? Uykuya elbette kıymak. Efendim, efendim, uykudan, sıcak yataktan kalkmak, soğuk suyla abdest almak, evet, evet, hele bir de camiye gitmek, her baba yiğidin kârı değildir. Evet. Hatta hadis-i şerifte münafıklara en ağır gelen namaz sabah ve yatsı namazlardır buyuruluyor hadis-i şerifte. Hmm. Öyle ikindi ve akşamın nasıl olsa insanların arasında onlarla birlikte yatar kalkar. Değil mi Gülşah? Tek başına öteki. İnanmayan bir, evet, insan. Hani münafık diyoruz ya. Müslüman gibi görünüyor ama, hmm, kalben kafir. İnanmıyor. Peki gece o tatlı uykuyu terk edip bir de abdest alıp, hmm, camiye gelmek her kişinin kârı değil, her kişinin kârıdır. Evet. İmam namazı doğru kıldırırsa sevabı hem cemaate hem de imama verilir. Eğer eksik kıldırırsa sorumluluğu imamındır diye bir hadis var mıdır? Efendim, hadis-i şerif olarak hatırlamıyorum. Ama fıkıh kitaplarında yazılı olduğuna göre işte imametin mesuliyeti ağır. Cemaatin işlediği hata da imama yükleniyor. İmama, hı, uyan cemaatin işlediği hata İmama yükleniyor. Hı hı. Fakat cemaatle kılınan namazın yalnız kılınan namazdan 25 veya 27 kat sevaplı olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir. Hı. Şöyle ki salatül cemaati tafdulu salatel fezzi bi 27 derece veya bi 25 derece. Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 25 veya 27 derece efdaldir. İki rivayet de var kitaplarda. Bakın, cemaatle kılmanın birçok faydaları var Gülşah Hanım. Hı hı. Bir defa Müslümanlar birbirleriyle günde 5 defa görüşüyorlar. Bugün bazı iş adamları çocuklarının bilgisayar karşısında, televizyon karşısında efendim kalıp asosyal olduklarını görünce, hı hı, bunları sosyalleştirmek için adamlar tuttukları, eğitimciler tuttukları, mürebbiler tuttuklarını biliyoruz, görüyoruz, duyuyoruz, hı hı, okuyoruz. Bir Müslüman günde 5 defa cemaate gitse zaten cemiyetin içerisinden kopmamış oluyor. Evet. Derdini ona anlatıyor, sıkıntısını ona anlatıyor. Bir Müslüman diğer bir Müslümana tatlı dil ve güler yüze muhabbetle selam verse. Asosyallikten de kurtuluyor. Evet, o da onun selamını alsa. Efendim, kalplerinden birinden diğerine muhabbet geçer. Ayrıca cemaat içerisinde hasta olan varsa, hı hı, onun haline vakıf olur. Filan kardeşimizi göremiyoruz. Nerede? Efendim, hasta yatıyor. Hasta ziyaretine gider efendim. Ya filan kişi cemaate gelmedi hayrola, efendim bir yakınını kaybetti de cenazesi var, hemen efendim taziyeye gidelim deniliyor. Yardıma muhtaç ise yardımına gidiyor. Bakın, sevgili peygamberimiz sabah namazını kıldırırlardı. Buyurlardı ki cenazesi olan var, kaldıralım. Yok ya Resulallah. Hastası olan var mı? Ziyaret edelim. Yok ya Resulallah. Gece rüya göreniniz var mı? Rüyasını tabir edelim. Yok ya Resulallah. Suali olan var mı? Peygamber Efendimiz Hazretleri cemiyetin içerisinde. Sırça köşkte oturan bir insan değil. Günde 5 defa cemaatiyle beraber, eshab-ı kiramla beraber. Onun için hem imam açısından hem cemaat açısından bu birlik ve beraberlik çok önemli. Cuma Müslümanların haftalık kongresi gibi. Evet. Daha büyük bir toplantı. Bayram senelik kongre gibi. Değil mi? Evet. Daha büyük bir toplantı. Evet. İstanbul'daki camiler olsun, diğer vilayetlerimizdeki camilerimiz olsun, bunlar isterse Selahattin camiler olsun. Bayramda ve cumada
cemaati istihap edemiyor, alamıyor. Yani ne kadar camiler genişletilirse genişletilsin yine cemaat artıyor. Bu ne kadar sevindirici. Keza hac bu insanların ömürlerinde bir katıldıkları bir kongre gibi oluyor. Düşünün memleketleri farklı, ırkları farklı, renkleri farklı, dilleri farklı insanlar dünyanın şarkından, garbından, cenubundan, şimalinden yani doğusundan, batısından, güneyinden, kuzeyinden bir noktaya geliyorlar. Yek kalp, yek cihet, yek vücut hareket ediyorlar. Evet. O tavaf, Kabe-i Muazzama etrafındaki tavaf, insan televizyondan seyrederken bile heyecanlanıyor. Değil mi? Safa ile Merve arasındaki say, insanlar onu resmini görünce bile heyecanlanıyor. Hele Arafat'ta Gülşah'ım, dünyevi bütün makamlardan, mevkilerden, elbiselerden sıyrılmış erkekler iki havluya, izar ve rida denilen iki örtüye bürünmüşler. Hepsi aynı. Beyaz renkli. Bu kefeni hatırlatıyor. Mahşeri hatırlatıyor. Dünyada insanların eşit olduklarını hatırlatıyor. İnsanlar bazı yerlerde eşittir efendim. Dünyaya geldiklerinde hepsi de birer parça beze sarılırlar. Öldüklerinde de erkekler üç parça kefene sarılır. Hanımlar beş parça kefene sarılır. Hacda ihrama girildiğinde işte ihramda iki parça beze sarılır. Cumhurbaşkanı da aynı kıyafettedir. Bir dairedeki hizmetli de aynı kıyafettedir. Bir paşa da aynı kıyafettedir. Bir er de aynı kıyafettedir. Ayrım yok. Bir profesör de aynı kıyafettedir. Bir talebe de aynı kıyafettedir. Kim olduklarını söylemeseler siz de bilemezsiniz. Tabii. Değil mi efendim? Tabii. Allah-u Teala'nın indinde işte kullar eşittir. Mahkeme huzurunda, hukukta da bu böyledir. Beylik, paşalık, profesörlük, talebelik, amirlik, memurluk, zenginlik, fakirlik olmaz. Değil mi efendim? Tabii. O itibarla bu cemaatlerin, cemiyetlerin çok büyük ehemmiyeti var. İnsanları birbirine kaynaştırıyor. Onun için sevgili Peygamberimiz cemaatle namazın 27 derece faziletli olduğunu hasreten belirtiyorlar. Hocam şöyle bir soru var. Bu soruyu anlattığınızda çok paralel. Kim müezzini işitir ve kendini engelleyen bir özrü olmadığı halde cemaate katılmazsa kıldığı namaz kabul edilmez. Bu hadise göre cemaatle namaz kılmak farz mıdır? Hayır. Cemaatle namaz kılmak sünnettir. Sünnet. Efendim Allah-u Teala bütün yeryüzünü mescit kılmıştır. Cuma namazı gibi, bayram namazı gibi bazı namazların cemaatle kılınması şarttır. Ama vakit namazları yalnız da kılınabilir. Meşru mazeret olmadıkça cemaati terk etmemelidir. Hatta sevgili Peygamberimizin bazı efendim korkutucu, tehditvari ifadeleri vardır. Öyle ki ben efendim sabah namazına geldiğimde yerime birisini vekil tayin edeyim, çıkayım, evlere gideyim, camiye gelmeyenlerin evlerini üzerlerine yakayım diye gönlümden geçiyor diye bir şey anlatılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün mahlukata son derece merhamet ve şefkat sahibi olan bir insan. Bu işin emniyetini belirtmek için söylenmiş bir sözdür bu. Bu bir teşbihtir. O alemlere rahmet olarak gönderilmiştir değil mi efendim? Evet. Hayvanlara eziyeti bile yasaklamıştır. Diri diri hayvanların vücudundan parça koparır yerlerdi. Hayvanları hedefe diri olarak dikerler, atış yaparlardı. Bunları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamışlardır. Böyle bir şefkat ve merhamet peygamberinin böyle bir söz söylemesi cemaatle namazın ehemmiyetini belirtiyor. Hatta
ama bir zat gelmiş. Hı hı. Ya Resulallah demiş, beni elimden tutup camiye getirecek kimsen bazen olmuyor. Ne yapayım demiş. Sen ezanı duyuyor musun buyurmuş. Duyuyorum ya Resulallah demiş. E ben senin evinde kılmana izin veremem demiş. Öyle yani mi? Gülce Hanım'ı bir ama düşünün ya, bu kardeşimiz efendim Allah-u Teala onu imtihan ediyor. O iki kıymetli uzmanı almış. Hadisi Kutsi'de gerçi onlara büyük de bir müjde veriliyor. İzâ ehaztu kerimetey abdi veya habibetey abdi, kulumun iki sevgili uzvunu, iki kıymetli organını aldığımda, fesabera aleyhima, bu ikisine sabredersen, feavvattuhuma el cennet, onun karşılığında cennet veririm buyuruyor. Yani ama olan kardeşlerimiz, görme engelli, görme özürlü olan kardeşlerimiz, bu Allah-u Teala'dan geldi deyip sabrederlerse, şükrederlerse, vazifelerini yaparlarsa Cenab-ı Hak bunlara karşılığında cennet veriyor efendim. Sevgili hocam, zekat vermeyen bir zengin fakirlerin hakkına girmiş olur mu demiş bir izleyicimiz. Olur efendim. Olur mu? Şöyle, fıkıh kitaplarında şöyle bir ifade görmüştüm ben. Çok heyecanlanmıştım. Buyuruluyor ki, bir mahallede bir fakir vefat etse açlıktan, hı hı, o mahallede de birazcık zekat borcu olan bir zengin bulunsa bundan günah kazanır. Hı. Çünkü o fakire borcu olan zekatı verseydi karnını doyuracaktı, açlıktan ölmeyecekti. Zekat Allah-u Teala'nın emri. Cenab-ı Hak ilmi isteyene veriyor. Malı dilediğine veriyor. Cenab-ı Hak zenginlerle fakirleri muvazeneli, dengeli yaratmıştır. Eğer zenginler üzerlerine vazife olan, farz olan zekatı verseler, cemiyet içerisinde muhtaç kimse kalmaz. Cenab-ı Hak öyle bir denge kurmuştur. Evet. Ama zenginler vermeleri farz olan zekatı vermeyince insanlar muhtaç duruma düşüyor. Fakirler muhtaç duruma düşüyor. Aslında bakın, Cenab-ı Hakk'ın bazı kullarına mevki makam vermesi, bazı kullarına mal, mülk, serveti, saman, para, pul vermesi, bazı kullarına ilim vermesi onların imtihan içindir. Agniyâ-i şakirin, fukarâ-i sabirin diye bir tabir duymuşsunuzdur Gülşah Hanım. Şükreden zenginler, sabreden fakirler. Ha, evet. Fakirler sabredecek ama zenginler de görevlerini yapacaklar efendim. Yapmalılar. Allah-u Teala o malı mülkü o zenginden alıp başkalarına verebilir. Hı hı. O görevi yapacak kişilere verebilir. Şimdi bakın, bunu bir misalle anlatalım. Bir müdür müstahdeme, hizmetliye bir miktar para veriyor. Hı hı. Git bunu sokaktaki insanlara dağıt diyor. Hı hı. O da alıyor bu parayı, cebine indiriyor, dağıtmıyor. Şimdi ne yapar? Bu müdür ona bir daha para verir mi? Vermez. Vermez efendim. Vermez. Allah-u Teala mal mülk vermiş. Değil mi? O malı mülkü başkalarına vermiyor. Din kardeşinden esirgiyor. Sakınıyor. Cenab-ı Hak bundan o malları alsa reva değil mi? Seza değil verdiği mi? Verdiği gibi almasın da bir müstahak de. Müstahak değil mi efendim? Tabii. Onun için ayet-i kerimede estağfirullah. Kulillâhumme mâlikel mülki tü'til mülke men teşâ'u ve tenzül mülke min men teşâ'u ve tu'izzü men teşâ'u ve tuzillü men teşâ'u ve yedikel hayr inneke alâ külli şeyin kadir buyuruyor Âl-i İmrân suresinde. Ey Habibim de ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, efendim dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden alırsın, dilediğini aziz eder, dilediğini zelil edersin. Bütün hayır senin elindedir. Sen her şeye kadirsin. Bu bakımdan zenginlerin görevlerini hatırlamaları lazım. Osmanlı Devleti zamanında zenginler
fakirlere yalvarırlarmış Gülşah'ın. Zenginler fakirlere. Evet, gelirmiş bir fakire. Kardeşim, benim bir miktar zekatım var. Şunu lütfen alır mısınız? Beni düşündüğün için teşekkür ederim. Ama ben alamam. Daha muhtaçlarına götür dermiş. O kapı bu kapı dolaşırlarmış. Bakın başka bir şey var. Osmanlı kültürü ve medeniyetinde sadaka taşları diye bir şey var. Bir zengin efendim o sadaka taşına kimseye göstermeden götür bir miktar para koyarmış. İhtiyacı olan alsın dermiş. Günlerce kalırmış efendim o para orada. Şimdi koysak kaç gün kalır acaba? Gün mü? Kaç? Hocam, dakika değil kaç hocam. Kaç saat, kaç dakika, dakika değil kaç hocam. Saniye desenize dediğinizi duyar gibiyim. Gözünüzün önünde götürürler değil vallahi. Değil mi efendim? Daha eliyle oraya koyarken taşın öbür tarafından adam onu uçurur efendim. Tabii. Efendim, eğer bir cemiyette zenginler görevlerini yaparlarsa, efendim o cemiyette huzur, sükun, emniyet, asayiş olur. Mala düşmanlık olmaz. Hı hı. Zengine düşmanlık olmaz. Bilakis fakir zengine şükran borçlu olur. Ya Allah razı olsun. Ne cömert adam. Ne kıymetli insan. Sayesinde karnımızı doyurduk der. Hı hı. Ama zekatını vermezse ne der? Ne kıtibiyoruz adam ya. Bu herifin malını biz bir uçursak usulüne uygun şekilde der efendim. Der efendim. Hocam, sağlıkla ilgili bir soru var. Hasta olan bir kişi kendisini tedavi ettirmek zorunda mıdır, yoksa kendisini kadere mi bırakmalıdır? Efendim, bir hadis-i şerifte tedave ibadallah fe innallaha lem yada'a da'en illa vada'a lehu da'en illel haram buyurmuştur. Ey Allah'ın kulları, tedavi olunuz. Hı hı. Çünkü Allah-u Teala hiçbir dert yaratmamıştır ki dermanını vermiş olmasın. Hı hı. Bir tek şey müstesna, o da ihtiyarlıktır. Ve neticede ölümdür. Cenab-ı Hak bütün insanları fani olarak yaratmıştır. İnsanların hayatlarında dört safa var. Anne karnındaki hayat, 9 ay 10 gün. Dünya hayatı. Sevgili Peygamberimiz amar ümmeti ma benne sittine ile seb'in ve akallü ümmete cavezü zalik buyuruyorlar. Ümmetimin ömürleri 60 ile 70 arasındadır. Buna az bir kısmı geçer. Kabir hayatı, hı hı. Bir de ahiret hayatı. Bu anne karnındaki hayat varlığıyla yokluğu bir olduğu için onu dünya hayatına dahil edebiliriz. Netice itibariyle bir dünya hayatı, bir kabir hayatı, bir de ahiret hayatı. Hı hı. Kabir hayatında ve ahiret hayatında rahat edebilmek bu 60-70 seneyi iyi değerlendirmemize bağlıdır. Hı hı. Eğer bu 60-70 senelik kısa ömrü gereği gibi değerlendiremezsek o iki hayatta sıkıntı çekeriz. Sağlığı korumak da farzdır. Hı hı. Kendisine farzdır. Zarar veren şeylerden, hı hı, kaçınması lazımdır. Hı hı. Tedavi sünnettir. Tedavi farz değildir. Tedavi sünnettir. Peygamber Efendimizin emridir, tavsiyesidir. O bakımdan hastalanan onun tedavi çarelerini aramalıdır. Biz de süremizi çok iyi değerlendirdik. Birçok soruya cevap verdik. Sorularımızı soran izleyicilerimize, bizi izleyenler adına çok teşekkür Gülşah ediyorum. Epeyce de ısınmıştık zaman su gibi aktı. Bir saatimiz doldu öyle mi? Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Soruları soran ve bizi izleyen izleyicilerimiz adına. Başka bir hafta devam ederiz. Evet, ne yapalım? Evet, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum herkese.